Merhabalar, ben Destina. Kanalıma hoş geldin. Bugün epeydir ertelediğim bir işe girişiyoruz birlikte. Marie Kondo yöntemiyle kıyafet dolabımı düzenleyeceğiz. Daha doğrusu kıyafetlerimde sadeleşmeye gideceğiz. Bunun iki tane önemli sebebi var benim için. Birincisi, sadeleşme idealimdeki önemli bir adım. İkinci olarak da 3 gün içerisinde İstanbul'dan Bodrum'a taşınıyoruz. Muhtemelen birçok kıyafetime ihtiyacım olmayacak ve bazılarında beni iyi hissettirmediğini düşünüyorum. En azından Marie Kondo öyle söylüyor. Marie Kondo'nun felsefesine göre eleme aşamasında kıyafetlerimizi öncelikle alt kategoriler ayırmamız gerekiyor. Üstler, sonra altlar, asılacak kıyafetler, çoraplar, iç çamaşırları, çantalar ve işte diğer tamamlayıcı aksesuarlar, kemerdir vesaire. Böyle gidiyor. Dolayısıyla öncelikle üstlerden başlayacağız. Marie Kondo şunu öneriyor. Üstlerden başlıyorum dedikten sonra bütün evdeki her türlü üst kıyafetinizi, tişörtünüzü vesaire bir yerin üzerine yığıyorsunuz ve oradan başlıyorsunuz. Bu şekilde aslında ne kadar çok kıyafetiniz olduğunu görme imkanınız da oluyor. Biraz da bence o sadeleşmenin hani nasıl büyük bir gereklilik olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum. O zaman şimdi ilk adımımız bütün üstleri şuraya yığmak. Öyle bunun üzerine yığacağım. Yetecek mi bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Eyvah, burada kocaman bir dağ oluşuyor. Nasıl toparlayacağım bunları bilmiyorum. Bu arada bu dolaplarda sadece benim eşyalarım yok. Eşimin de eşyaları var. Bunların hepsi bana ait değil. Yani şöyle şuralar falan bana ait. Gözünüz korkmasın. Hissediyorum ya. Bunu seviyorum ben. Böyle hem içi çok güzel böyle sıcak tutuyor kışın. Hem de böyle o zaman bu kalıyor bizimle. Bu arada kalanları nereye yerleştireceğimi şimdilik düşünmedim. Burcu getireyim, direkt uçların içerisine koyayım bence bunları. Normalde Marie Kondo'nun yöntemindeki katlama stili çok farklı. Bizim normalde kullandığımız gibi işte klasik dörde katlayıp üst üste koymuyor onlar. Yani buradaki aslında bu katlama stili tamamen yanlış onun felsefesinde. O böyle katladıktan sonra onları bir rulo haline getiriyor. Yani şöyle bir rulo haline getirip aslında bu şekilde dikey olarak saklamayı öneriyor. Ama şu anda ben bunları zaten hurca koyacağım için bunu yapmaya gerek yok. Nasılsa orada tekrardan açıp ben onları tekrar yerleştireceğim. Bunu geçen sene almıştım. Bunu çok severek giyiyorum. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Böyle bana bulutların üzerindeymişim gibi hissettiriyor. Bak, bu mesela kararsız olduğum bir şey. Ya süper iyi hissettirmiyor ama benim çok giydiğim şeylerden bir tanesi. Mesela böyle bir durumda neyi öneriyor Marie Kondo? Eğer çok emin değilseniz bir kenara, ayrı bir yere ayırın onu. Ondan sonra tekrar en son onun üzerinden bir geçin. Bakalım hala iyi hissediyor musunuz? İyi hissediyorsanız kalsın, iyi hissetmiyorsanız gönderin diyor. Bizimlesin. Gibiyim ama 13, 12, 13, 16, 18 o zaman yazlık kıyafetleri koymayalım hiç. Bence bu anneme çok yakışacak bir şey. Oxford. Ya tatlı. Oxford'dan mezun olmasam da hiçbir şeyi veremiyordu. Of, ben biliyordum böyle olacağını ya. Ya ben bunu böyle arada evde giyiyorum ama hiç de severek giymiyorum, dürüst olayım. Bu yılbaşında bir arkadaşımı aldım. O kadar çok sevdim ki asla veremem bunu. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Çünkü dün gece böyle artık saat 3 falan olmuştu ve ben artık kıyafet görmek istemiyordum. O yüzden yattım uyudum. Dün büyük ölçüde üstleri bitirdim. Büyük ölçüde değil, yani hepsi bitti aslında. Sadece böyle askıdakiler kaldı. Onlar zaten doğrudan gittiği için onları sadece elbise kılıflarına koyacağım. Bugün altlar var. Altların üstler kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama tabii insan şimdi böyle diyor da işin başına geçince farklı olabiliyor. Bakalım, göreceğiz. Bir yandan da işte çoraplar, çantalar, kemerler vesaire onlar var. Biraz ıvır zıvır takımı kaldı yani bugüne. Neyse, çok konuşmadan hemen başlayalım. Öncelikle kumaş pantolonlardan başlayacağım.
Şimdi Marie Kondo'nun söylediği şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bir kıyafetin artık sizin için miyazını doldurduğunu hissediyorsunuz. Her ne kadar size şu an keyif vermese de bir zamanlar verdiği keyif için teşekkür edin diyor. Ben de bu pantolonu ilk işe başladığım yıllarda almıştım ve kendi paramla almıştım. Ve bu pantolonu kendi paramı kazanma ve onu böyle harcama zevkini tattırdığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Fakat maalesef artık benimle olmayacak kendisi. Gece kıyafetlerini de aslında gene aynı şekilde size keyif veriyor mu vermiyor mu diye bakıp ona göre elemeniz gerekiyor. Valla bana hepsi çok keyif veriyor, o yüzden hiçbirini elemeyeceğim. Şimdi geldik çoraplara. Benim en zorlandığım kısım. Ya bir şey fark ettiniz mi? Çorapların çoğu zaman teki bulunmuyor. Yani onları böyle eşleştireceğim diye vallahi ömrüm çürüdü. Tekini bulabildiklerimle bazen eşleştiriyorum. Uymasa da birbirine. Artık onları da belki elden çıkarmanın vakti gelmiştir. Hadi başlayalım. Mesela bu yırtılmış, direkt bunu atıyoruz. Ya dikmemiz gerekiyor çünkü ki artık böyle dikilemeyecek noktaya gelmişse de tutmanın hiçbir anlamı yok. Marie Kondo çorap katlamayı şöyle gösteriyor. Normalde biz ne yaparız? Türkler olarak böyle yaparız değil mi? Sonra şuradan şöyle geçiririz. Bu onun yönteminde hem kısa çoraplarda hem de kilotlu çoraplarda aslında şu lastiklere zarar veriyor. Öyle söylüyor. O yüzden de bu şekilde katlamamız gerektiğini söylüyor. Şöyle, şöyle ve bu şekilde. Şöyle hatta dolabı da böyle dik bir şekilde koymamızı öneriyor. Herhangi bir mağazaya gittiğimde denemeden asla geçmeyeceğim bölüm şapka bölümüdür. Acayip seviyorum. Renk renk şapkalarım var. Dürüst olmak gerekirse her zaman çok sık kullanmıyorum. Ama özellikle havalar böyle çok soğuksa veya çok sıcaksa yazlık kışlık çok seviyorum şapka kullanmayı. Bunların nasıl hissettirdiğini anlamak için denemek şart. O yüzden üzerimi değiştirdim. Çünkü deminkiyle hiç olmayacaktı bunlar. Anlamayacaktım o zaman. Bu arada eğer böyle emin olmadığınız kıyafetler, şapkalar, aksesuarlar varsa mutlaka birkaç tane kombinle denemek iyi olabiliyor karar vermek açısından. Aklınızda bulunsun. O zaman deneyin şimdi. Evet, sonunda bütün kıyafet elemelerimi tamamladım. Çanta ve ayakkabıları yakın zamanda elediğim için onlara hiç girişmedim bugün. Kendimi çok ferahlamış hissediyorum. İkinci olarak da tabii ki şu anda bana eskisi kadar keyif vermeyen kıyafetlerin başkasına nasıl keyifler verebileceği ve ne güzel anılar yaşatabileceği üzerine düşününce de çok böyle mutlu hissediyorum. Yarın artık taşınıyoruz. O yüzden bunları böyle ayırması da çok güzel oldu. Gidince de çok kolay bir şekilde yerleşeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum.